Eskiden beri bir çimento fabrikası vardı. Bunun kapasitesi arttırılarak artı atık lastikle çalışan bir termik santrali eklediler. Bunların bacalarına takılan filtreler dönem dönem devre dışı bırakıldığı için o partikül maddeler, yani partikül madde 10, partikül madde 2,5 ppm'deki şeyler rüzgarın durumuna göre ya sökenin içine ya da ovaya, tarım alanlarına gidiyor. Sonra organize sanayi bölgesi eklendi. Organize sanayi bölgesinde de 29 ayrı işletme var. Bu işletmelerden biri de Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası. Bu kağıt fabrikası aynı zamanda atıklarla çalışan bir termik santrali var. Enerjisini öyle üretiyor. Bunun yanında işte biyokütle enerji santrali var. Biyokütle enerji santrali de yine atıklarla çalışıyor. Görünür olan araçların üzerinde ve araç camlarında veya balkonlarda görünüyor ama esas olarak canlıların yaşamını daha kötü etkiliyor. Yine ovaya gittiği sırada tarım alanlarındaki bitkileri ve besinleri yine kirletiyor bir şekilde. Çünkü bunlar sonuçta ağır metal içerikliler. Burada gerek kömürden gerek diğer şeylerden açığa çıkan gazlar bu şeyi kirliliği daha da arttırıyor. Bu sadece bugüne özgü değil, yıllardır bu devam ediyor ve insanların tepkisi yer yer sadece içten içe fısıltı şeklinde gelişiyor. Bu bir türlü toplumsal örgütlenme ve toplumsal tepkiye dönüşmedi. Sıkıntı halen gidiyor ve ileride buradaki insan sağlığı açısından daha fazla sıkıntı doğacak. Artı tükettiğimiz ürünler daha fazla sorunlu olacak. Böyle devam edip gidiyor. Hastanede görebilirsiniz. Bunu gidip işte aile sağlık merkezlerinde görebilirsiniz. Buralardaki yoğunluk esas olarak bu işin ne kadar ciddi boyutlara vardığını, buranın insan sağlığına ne kadar büyük olumsuz etki yarattığını çok rahatla görebiliriz yani. Ayrıca şey değil yani şimdi normal kendi bahçelerimizde olan ürünler, mandalinalar, portakallar veya diğer limonlar dalda çürümeye başladı. Bu çürümenin nedeni işte o partikül maddelerin direkt o meyvelere konması veya çiçek döneminde gene meyveye temas etmesi veya işte yağmurlarla tekrar meyvenin üstüne düşmesinden dolayı yani insanın yanında işte o tükettiğimiz ürünler de portakalı, mandalini veya diğer ürünleri de dalında çürütmeye başladı. Böyle şeylerin o somut olarak görebiliyoruz. Planlamanın düzgün yapılması lazım. Bu tür sanayi tesislerinin kesinlikle yerleşim alanları ve tarım alanlarında uzak olması lazım. Artı eğer kurulmuşlarsa gerçekten tam kapasiteli filtreler ve tam kapasiteli arıtmaların olması lazım. Yani bu şey değil işte şimdi örneğin bizim belediyenin bir arıtması var ama bu sadece fiziki ve biyolojik olarak arıtma yapıyor ama diğer tarafta ileri arıtmada veya kimyasal arıtma yapmıyor. Evlerde giden evsel atıklar oradaki yarattığı kokudan dolayı ister istemez yine havada sera etkisi yaratıyor. Ve burada bir de iklim değişimine neden olan bu bacalarda çıkan gazların sera etkisi yaratması. Havanın yükseklerde hava ısınmasından dolayı yağmur oluşumunu engelleyebiliyor. Veya işte rüzgarla bu uzaklaştığı sırada nemli bulutların gelmesiyle şiddetli yağışların yani daha doğrusu nedir yağış düzensizliğinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Yani kötü sonuçlar bizi bekliyor. Sonuçta sağlıksız insan şey değil yani doğacak çocuklar hepsi sorunlu olacak. Doğacak çocuklar hepsi sorunlu olacak. Yani gerek beslenmeden gerek de yani ana rahminden başlıyor sorunlar. Çünkü beslenme ile ilişkili, çünkü soluduğu hava ile ilişkili, çünkü yani yaşadığı koşullarla ilişkili. Bu doğal olarak yani insan neslinin yavaş yavaş büyük sorunlarla karşı karşıya kalmasına neden olabilir.